Sports TV YouTube ekranlarında yepyeni bir programa, BoxBox'a hoş geldiniz. Programın introsundan, isminden ve benim şu an bu stüdyoda bulunmamdan anlayabileceğiniz üzere motor sporları konuşuyor olacağız. Bugün ilk bölüm için yanımda konuğum, yarış pilotu Batuhan Emir Saraç bulunuyor. Batuhan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın Öykü? Ben de iyiyim, teşekkür ederiz geldiğin için. Rica ederim. Süper, ben çok hızlı başlamak istiyorum. Sen önce istersen kendini bir tanıt. Bilen fanların olabilir ama bilmeyenler de olabilir. O yüzden kimsin, nerelerde yarışıyorsun, nasıl geçiyor bu sezon senin için? Tamam, ben Batuhan Emir Saraç. 2020 yılından beri aslında motor sporlarında böyle daha çok bulunuyorum, daha çok vakit ayırıyorum. 2023 yılında da ilk kez profesyonel olarak yarıştım Türkiye Karting Şampiyonası'nda. Bu sene de Türkiye Karting Şampiyonası ve aynı zamanda da Clio Cup Avrupa Şampiyonası'nda yarışıyorum. Bu şekilde şu an. Evet, Clio Cup bize yayın haklarını vermedi arkadaşlar. Ben biliyorsunuz Sports TV'de Euro Formula Open anlatıyorum ve Türk bir pilotun yarıştığı bir seriyi de anlatmak biz çok istiyorduk. Ben de çok isterdim, evet, açıkçası. O yüzden almayı denedik ve ghostlandık. Biraz bir iletişim sıkıntısı oldu galiba. Aynen. Ama işte oluyor bazen. Onu önümüzdeki sezon falan bakalım. Çözeceğiz. Belki daha farklı bir şeyler yaparız. Daha yeni Barcelona'daydın. Hatta evet, Barcelona, evet. 24 saatin önünde yarıştınız. Evet. Nasıl geçti? Ya çok güzel geçti. Aslında hani 24 saatinde olmasından dolayı çok yoğundu hafta sonu, hı-hı, programı. Zaten bizim yarışlarımız da normalde cuma cumartesi pazarken işte perşembe cuma cumartesi yaptılar. Çünkü cumartesi 12'de 24 saat başlıyordu. O yüzden biz öyle değişik zamanlarda piste çıktık ki yani o aslında benim çok hoşuma gitti. Yeri geldi sabah 8'de piste çıktık. Yeri geldi akşam 8'de çıktık. Böyle hava kararırken yarıştık. Böyle tamamen gece oldu son 4-5 tur. Evet, o gerçekten çok değişikti. Yani her farklı saatte pistte bulunmak falan. Pist de güzel bir pist zaten. Ki aslında bütün serilerin gittiği bir pist yani senelerdir. O yüzden hani orada bulunmak da çok hoşuma gitti. Uzun bir yaz arası vardı. Onun dönüşünde ilk kez yarıştım. Yani 3 ay kadar bir yaz arası oldu. Tekrar bir ısınma süreci oldu benim için. Çünkü bir yandan da başka bir seride daha yarıştığım için orada ufak bir şey olabiliyor bazen. İşte el alışkanlığı gibi o elimin oturması sürebiliyor. Aynen. Şimdi birazcık onunla mücadele ettim aslında Barcelona'da. Şimdi daha yoğun zaten, işte 2 hafta oldu Barcelona'dan geleli. Hı-hı. Haftaya Fransa'ya gideceğim. Paul Ricard'a. Ondan 2 hafta sonra da Monza var. Final o da zaten son yarışımız. O arada da bir İzmit Körfez yapacağım karting için. Tam bundan sonraki soruyu ben oraya getirmek istiyordum aslında. Sen zaten bahsettin. Şimdi bir hafta sonu Körfez'desin ve go-kart kullanıyorsun. Sonraki hafta Monza'dasın ve Clio Cup'tasın. Evet. Ve ikisi aslında temelden çok çok farklı prensipleri olan iki yarış dinamiği yani. Evet. Nasıl adapte oluyorsun? Yani şöyle, nasıl adapte oluyorum? Adapte olabiliyor muyum acaba? Hala çok emin değilim. Çünkü örneğin ilk kez Clio Cup için Misano'ya gittiğimde orada da böyle bir 3 hafta üst üste yarış denk geldi. Yani Misano'yla başladım. Sonra geldim burada Tuzla'da yarıştım. Sonraki hafta Spa'ya gittim. Oradaki o dönemde zaten ilk kez Clio'dan karting'e dönünce orada gerçekten bocaladım yani. O senin Clio'dan sonra, zaten Clio'nun ilk haftasıydı. Clio'nun ilk haftasıydı. Evet. Hemen dönüşünde yani Clio'dan ilk kez karting'e geçtiğimde gerçekten elimin alışkanlığının bozulduğunu net, yani hocamla da onu konuştuk. Yani şimdi karting çok hassas bir araç olduğu için direksiyon bu kadar oynuyor falan yani hani. Çok çok hassas. Daha çok formula disiplinine yakın. Ama öbürü araba, bir de özellikle bizimki önden çekişli olduğu için direksiyonu biraz daha böyle rahat sert çevirebiliyorsun. İyice böyle. Aynen. Gelince go-kart'a böyle böyle bir şeyler yapıyordum yani. Hiç olmuyordu. Sonra ama alıştım tabii. İlk antrenman günü bocaladım. Sonraki günler alıştım. Bu sefer de şimdi uzun süre go-kart kullanıp tekrar Clio'ya gidince... Orada da mesela yine ufak tefek bocaladığım şeyler oldu. İlk 2 antrenmanda falan tam oturtamadım. İşte frendir, birazcık yine direksiyonla ilgili falan. Çünkü dediğin gibi çok ayrı iki disiplin, evet, yani. Farklı. Peki şimdi gerçekten çok önemli bulduğum bir sorum var. Ben bunu Batuhan'ın sosyal medyasında yorumlara gelirken görüyordum. Ama gerçek hayatta da deneyimleme şansı buldum. Biz Türkiye Pist Şampiyonası'nda İstanbul Park'ta beraberdik. Ve insanlar gelip Batuhan Emir Saraç'a... Ben sizin hayranınızım ve nasıl yarış pilotu olabilirim şeklinde
sorular evet. soruyor. Yani gerçekten şahit oldun gerçekten buna. Birinci elden şahit oldum buna. O yüzden ben de şimdi BoxBox'un ilk bölümü özel. Sanırım senin de YouTube'da ilk çektiğin içeriklerden bir tanesi bu arada. Yarış pilotu nasıl olduğunu anlatıyorsun. Ha yani şöyle benim YouTube kanalım evet, anlamında aynen. mı? Evet aslında çok fazla yani tabii Türkiye'de yarışan hani pilot sayısı da az hani dünyaya kıyasla ama özellikle hani bu yarışanlardan da böyle YouTube'a benim yaptığım şekilde bir içerik yapan benim bildiğim yok. Çok tam benim ya tarzımda evet, yapan aynen. yok diyeyim ya da. Yani o anlamda evet aslında hani şu an böyle uçmadı, patlamadı hesabım hani onun farkındayım ama. Batuhan'ın kanalına abone ol. Evet hazır lafı gelmişken. Yani ama senin dediğin gibi yani ben bazen hani kendim oradaki sayıları başka işte globaldeki isimlere kıyaslayınca falan ya, ya hani çok olmadı doğru... çok küçük kaldık falan gibi olmuyor düşünüyorum. Ama evet kıyasla, onu aslında evet. o gün seninle görmüş olduk. Yani daha önce benim hani işte Körfez'de yarışı izlemeye gelen ve beni takip ettiğini söyleyen insanlar olmuştu ama orada hani bir etkinliğe gittik insanlar beni tanıyıp geldi evet, falan. Aynen. Hepsine de buradan çok selam söylüyorum. Peki nasıl yarış pilotu olunur? Nasıl yarış pilotu olunur? Yani bu aslında çok direkt olarak bir cevabı olmayan bir soru gibi oluyor. Hı-hı. Çünkü işte hani birçok sporun oturmuş bir temel şeyi var. Hani ne bileyim insanlar çocuklarını yüzme kursuna yazdırıyor da çok severse ve başarılıysa devam ediyor. Hı-hı. Aynı şekilde işte ne bileyim örneğin yani ülkemizde en büyük herhalde futboldur. Evet. İşte birçok futbol akademisi var. İşte yani takımlar yetiştiriyor falan. Hani maalesef motor sporları bu seviyede değil. Yani aslında son birkaç yıldır benim başladığım sene için altın çağı falan diyorlardı kartingin. Çünkü en yüksek katılımların olduğu sene. Bu sene bile o kadar değildi yani. Yani bir atılım var ama şu anda da onu karşılayacak sanırım altyapı o kadar yok. Hı-hı. Çünkü örneğin İstanbul'da bir tane profesyonel karting pisti var. Evet. İşte İzmit'te bir tane var, Uşak'ta var. Hani onun dışında da profesyonel karting pisti İzmir'deki şu an yok. İzmir'deki sayılır mı? Ya İzmir'deki mı? Pistin, ya orası sayılır ama İzmir'deki pist mesela bu sene gidemedik çünkü artık orası pek evet, kullanılır sayılmaz. Halde değil. Yani. O yüzden pek sayılmıyor. Yani. Hani nasıl başlanabilir? Karting bu konuda en mantıklı yer oluyor. Hı-hı. Çünkü pahalı bir spor ama karting yine baktığımız zaman o paraya yani harcadığınız paraya en çok kilometre yapabileceğiniz motor sporu oluyor. Ve çok temel bir araç. İşte bütün sürüş dinamiklerini öğrenebileceğiniz bir araç olduğu için. Bir de birçok insan burada bence bir yanılgıya düşüyor. Gidip binilen kiralık go-kartlarla alakası yok. Yani evet, çok başka bir dünya. O anlamda yani aslında gerçekten tam bir yarış aracı kullanmış oluyorsun. Ve çok şey öğreniyorsun. Çok kilometre yapıyorsun. Çok farklı şeyler hani durumları deneyimliyorsun hani çok fazla pist üstünde olduğun için. O yüzden yani nasıl olunur? Önce bence bir kartingden geçmek lazım yani. İlk go-kart'a bindiğin ama profesyonel anlamda hatırlıyor musun? İlk go-kart'a profesyonel mi? Profesyonel. Profesyonel şöyle oldu aslında ben işte yarı profesyonel diyebileceğim bir yarışma vardı o zaman. Hı hı. Yani insanların daha kolay işte başlayabilmesi için gibi. Ya ben hani motor sporlarını seven, takip eden, işte simülasyon yapan biri olarak yani go-kartın yani profesyonel kartingin ne olduğunu biliyordum. Çok fiziksel olduğunu da biliyordum. İşte çok hızlı olduğunu da biliyordum ama oraya ilk gittiğimde aklım çıktı. Yani aklımı kaybettim. Hani böyle bir hızlanma, böyle bir dönme yani gerçekten zaten arabanın üstünde duramıyordum. Hani sağa sola savruluyordum sürekli. Hani gideceğim nasıl yapacağım işte çizginin nasıl olacağını falan biliyorum. Ama döndüremiyorum yani yetmiyordu gücüm. Ama ona rağmen orada böyle üç ayaklı bir yarışmaydı. Ben onun son ayağına girdim. Hı-hı. Orada hani üç ayaktır yarışanlar arasında yine böyle bir kendimi gösterme durumum oldu. Onlarla yakın hatta geçtiğim işte sıralamada Hı-hı. falan. Böyle şeyler oldu. Hani orada zaten şaşırdı da insanlar. Hani şimdi kendimi övmek gibi olmasın. Aynen. Hani herkes şeyi nasıl ilk yok değildir falan şeyine geldi. Evde gizli gizli sürmüşsündür. İp vardır. Ya ben de işte ben de bilmiyordum. Yani ben sadece işte simülasyonda işte pandemide zaten ciddi ciddi böyle başladım. İşte hepimiz de yani birçok insan da o dönem evine bir direksiyon evet. aldı yani aslında. Yani Drive to Survive etkisi diyebiliriz. O da var bir tabii de çok ki, boş tabii vakit olması evet. gibi de. Evet. Yani ama ben işte o pandemide gerçekten şeyde Formula 1'de falan benim işte 1000 saatim vardı bir senede. Hani böyle saçma sapan yani gece gündüz başındaydım. Sonra işte kendimi geliştirmek için sürekli YouTube'dan bir şeyler tükettim. İşte nasıl fren yapılır, nasıl işte yarış çizgisi nedir falan. Hani öyle şeyleri sürekli öğrenmeye çalıştım ve işte aslında gerçek hayatta piste çıktığımda da
onun ne kadar işe yaradığını gördüm ve zaten ondan sonra ya bir eğitim mi alsam acaba olur mu falan, hani bunun gibi ilerledi süreç. Burada da bana çok destek olan bir sponsorum var, Partürk. Onların da desteğiyle özellikle Hüseyin abime buradan selam söylüyorum. O bana özellikle benim bu konuda çok motive etti ve teşvik etti. İyi de bir karar vermişiz bence o zaman. Çünkü Evet. güzel gidiyor. Hani Evet. tecrübe seviyem, hani sadece 2 yıl olmasına rağmen işte Avrupa'daki şeyler olsun falan. Bence güzel gidiyor şu an. Evet, bence de güzel gidiyor. Peki, Teşekkür ederim. demek ki bir yatkınlığın varmış buna. Yani mesela senin de anlattığın gibi 3 ayaklık bir yarışın sadece sonuncusunda yarışmana rağmen orada bir şeyleri ortaya koyabilmen vesaire. Doğuştan gelen bir yetinin olması gerektiğine ben de katılıyorum kesinlikle. Ama sormak istiyorum sana. Sence bir yarış pilotunun sahip olması gereken 4 meziyet. 4, 5 olmasın. Ben 4 olmasına karar verdim. 4 olsun. Tamam, yani şöyle, yani şimdi burada daha genel konuşacağım. Okay. Hani doğuştan yetenek, evet işte ne bileyim, bütün sporcular için konuşuluyor ama o yetenekli gördüğümüz insanlar bunu sergileyebilmek için aslında diğer herkesten daha çok çalışıyor. Yani hiçbir bugünen hani çok mesela Messi diyelim işte çok yetenekli falan ama o adam hani herkesten çok çalıştığı için orada aslında. Hani tek başına yetenek de olmuyor. Hiç yeteneğin olmayan bir şey de bilmiyorum. Hani sonsuza kadar çalışsan olur mu? Bunlar bir ikilem gibi şeyler. Ama genel olarak bence motor sporlarında da yani kilometre çok çok önemli. Ben hani çok az bir süre oldu ama geçen sene özellikle ilk başladığım sezon yani herkesten 2 kat fazla çalışıyordum yani. Çünkü işte normalde bizim hep hafta sonları antrenmanlarımız oluyor. Ben hafta içi ekstra olarak hani kendim gidiyordum pistte tek başıma hocayla birebir hala çalışmaya devam ediyordum. Hiç galiba antrenman kaçırmadım hani bütün sezon boyunca. Ve çok ciddi bir kilometre yaptım aslında. Ve onun sayesinde yani geçen sene ilk senem olmasına rağmen de hani Türkiye Karting Şampiyonası'nda yine kendimi gösterdiğim yarışlar oldu. Bence o yüzden kesinlikle disiplin çok önemli. Kesinlikle bir cesaret faktörü var bu işin içinde. Çünkü canın var yani işin içinde. Yani bence benim hani simülasyondan da en büyük bulduğum fark bu. Ben elendim. Yani gözünün kara olması gerekiyor. Yani Evet. yani kesinlikle herkes korkuyordu. Mesela işte orucu tam gaz simülasyonda geçiyoruz. Geçemedin, duvara girdin. İşte hemen oradan çık bir Baştan. daha gir falan hani. Ama gerçekte öyle olmuyor tabii. O gerçekten çok büyük bir faktör bence. Örneği de orucudan verdiğini fark ettin mi Evet, bu? çünkü ben deneyimledim birinci elden yani orada. Okay. Hani şey Aynen. falan konuşuluyor ya şimdi. Ya oruç artık işte viraj değil ya falan. Yani Evet. tam gaz geçiyor falan. Yani Formula 1 orada nasıl geçiyor? Ben onu düşündüm yani. Ben Clio'yla hissettiklerim, Evet. yaşadıklarım yani. O anlamda cesaret diyebilirim ikinciye. Bir de inatçılık da derim. Çünkü ya yani bir kere zaten yarışın içinde de kimse sana gel de geç demiyor. Yani şimdi gerçekten profesyonel bir yarışın içine girmemiş insanlar böyle şey gibi düşünüyor. Ne bileyim, trafikte iyi araba sürüyor. Diyor ki ben çok iyi şoförüm falan ama hani herkesin ben çok iyi şoförüm dediği bir yerde, kimsenin kimseye yol vermek istemediği, herkesin son hızda gitmeye çalıştığı bir yerde hani birini geçmek için bazen çok inatçı olman gerekebiliyor. Çünkü kimse de gel hadi geç demiyor yani. O yüzden inatçılık derim üçüncüye. İlla dört lazım. Sana bir tane daha bulmam lazım. İstiyorum. Şans der misin? Şans der miyim? Yoksa sence daha az etkili Aslında bir bak faktör yani mü? çok şey bir yere geldin şimdi daha felsefik bir Aha. yerden bakınca. Yani maalesef bu sporda çok ciddi bir maddi faktör var. Evet, ben para diyecektim ama demek Evet, istemedim. maddi diyeyim ben. Evet, Yani gerçekten maddiyat. şans bu konuda önemli. Evet. Çünkü yani işte mesela şanslı olursun, birine bu hikayeni anlatırsın, sana inanır, destek verir, o bir şey. İşte yani örneğin işte daha şey Formula serilerinde mesela görüyoruz sadece 20 koltuk var ve yani tamam maddi de olsa işte inatçı da olsa Evet. istikrarlı Doğru disiplinli de zamanda olsa doğru yerde evet olmak çok önemli birazcık oluyor. böyle bir faktör de bence bu sporda var yani evet. Evet. Süper. Tamam, beraber tamamlamış olduk 4 tane. Çok iyi. Peki, şimdiye kadar Türkiye'nin çoğu pistinde zaten çok da yok. Belki hepsinde Aslında galiba hepsi yani piste benim çıkmışsındır.
Yani şu an aktif olan bütün pistlerde yarıştım yani. Süper. Ve ya yarışmadım Avrupa'daki... da bulundum. Bulundum. İstanbul aynen. Park'ta yarışmadım ama mesela. Ama piste çok çıkmışlığı isterim. Vardı. Avrupa'nın da ünlü pistlerinde yarıştın. Hala evet, da yarışıyorsun. Evet. İlk üçünü öğrenebilir miyiz? Tamam, anlamda. Güzel. Çok güzel bir soru. Evet. Ya 1 ile 2 arasında ben kendim de kendime soruyorum bunu. Yani tam oturtmuş değilim. Yani İstanbul Park mı bir, Spa mı bir? Gerçekten o ikisi arasında hep gidip geliyorum. Ama biraz da milliyetçilik yapıp o zaman İstanbul Park'ı 1'e koyayım mı? Arkadaşlar, Batuhan'ın İstanbul Park dövmesi evet, var. Evet, benim İstanbul Park dövmem var. Buradan evet, açıdan tam gösteremeyebilirim ama. Spa dövmen yok. O yüzden bence İstanbul belli. Çünkü İstanbul Park bu arada benim ilk çıktığım pist hayatımda. Hı-hı. Yani o çok öyle iyi. Bir anlamı var o dövmemin de. Böyle bir totemim var tabii. O zaman bilmiyordum böyle. Hani böyle olacağını. Pist gezeceğimi hayal etmiyordum yani. Çok iyi. Evet, bir İstanbul Park, iki Spa, üçe de Silverstone diyorum. Çok iyi. Ve son sorum, bir tık daha böyle pozitif geri bildirim olabilecek bir şeyle bitirmek istiyorum. Sen de sektörün içini bilen bir insan olduğun için bu konudaki görüşlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sence Türkiye'nin bir motor sporları ülkesi olmasının önündeki engel nedir? Yani nedir acaba bu engel? Bence neden olmasın? Hala bence olabilir. Bence de neden olmasın. Bunun ben için çok isterim. Aslında bazı atılımlar yapılıyor. Hı hı. Birazcık işte birkaç senedir, son birkaç senedir ilgi de var. İşte şu an bence en büyük eksiklik tesis. Hı hı. Çünkü yani İstanbul gibi dünyanın önde gelen büyük şehirlerinden birinde, bu kadar kalabalık bir şehirde, örneğin işte sadece bir tane profesyonel karting pisti var. Yani insanlar işte buna imkanı olan, vakti olan biri de gelip başlamak istediği zaman çok kısıtlı bu konuda. Hı-hı. O yüzden belki tesis diyebilirim buna en başta. Çünkü aslında deneyimli insanlar var. Eğitim verecek düzeyde bolca insanımız var ama hevesli işte insanlar bir çok imkan ama, evet. işte yer bulmak işte bunun gibi. Belki hani burada bazı atılımlar yapılıp işte belki yeni pistler yapılabilir. Hı-hı. İşte bir akademi kurulabilir örneğin. İşte motor sporları akademisi gibi işte hem eğitim verip sonra, yani benim böyle hayallerim var düşününce, böyle bir eğitim verip bir akademi yetiştirip onu işte Türkiye Karting Şampiyonası'na çıkarmak, belki yurt dışında bir takımla anlaşıp işte oradan beğendiğin, seçtiğin pilotu evet, oraya götürmek, yani bu Türk pilotlarının önünü çok açar. Çünkü zaten şöyle de bir şey var, hani erken yaşta başlayan bir, hani çok ilerleyebilme potansiyeli açısından söylüyorum. Dedim, Formula 1'e Türk pilot yetiştireceğiz. O zaman zaten hani şimdiden başlayıp bir 10-15 sene sonra zaten hani oraya gelecek. O yüzden bugünden böyle şeyleri yapmamız önemli ki bir 10-15 sene sonra Formula 1'de uzun Türk pilot görelim. Uzun vadeli yani. Bir evet, yatırım. Evet. O zaman sana çok teşekkür ediyorum. Rica geldiğin ederim. için. Çok keyifliydi. Bence Boxbox'un ilk bölümü için gayet tatlıydı. Evet, güzel, ben de bilgilendirici. İlk konuk olduğum için çok mutlu oldum. Çok şeref duydum diyeyim. Batuhan'ın sosyal medyasını aşağı linkliyor oluruz. Onu takip etmeyi evet, unutmayın. Bakın Monza'ya da gidiyor falan. Evet, güzel. Vloglarımızla. Yani bir süredir çok aktif değildim ama şimdi biraz tarz değiştirip biraz daha aktif olacağım o İstanbul Eğer Park'taki siz takip ederseniz, biz takip edersek evet, sen de daha aktif olmaya devam aynen edersin. Aynen öyle. Sports TV'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi, Sports TV'yi izlemeyi ve sporla kalmayı unutmayın. Boxbox'un sonraki bölümlerinde ben yine burada olacağım.